Tam Sağ Pres'ten bizi izleyen dinleyen herkese sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi ve hemen gündeme girelim. Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini de Emre Belezoğlu sezon sonuna kadar 10 maçına devam edecek. Az önce sizinle Emre Belezoğlu'nun basın toplantısını da izledik. Önce bu durumu değerlendirelim. Nereden başlayalım? İsterseniz Erol Hoca'nın ayrılışından başlayalım. İsterseniz Emre Belezoğlu'nun nereden başlayalım? Erol Hoca ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum aslında. Hocanın kendi kişiliğiyle ilgili değil de kamuoyumuzla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani bizim spora bakış açımızla ilgili benim gördüğüm son derece düzgün bir profildi. Çalışkan bir profildi ve batıya dönük bir profildi. Fenerbahçe'de başarılı oldu mu olmadı mı noktası şu anda bıraktığı nokta sezon bitmemiş bir sezon. Hala iddiamız devam eden bir sezon. Herkese göre değişen bir kavramdır. Ben şunu vurgulamak istiyorum Bozkurt abi. Bir büyük baskı vardı üzerinde Erol Hoca'nın. Ve uzun süre düşünme fırsatı buldum. Yani Fenerbahçe'ye antrenör olmak nasıl bir duygu, nasıl bir şey. Öyle bir baskı geldiği dakikadan itibaren yarın gönderiliyor havası esti Erol Hoca'yla ilgili. Medya çıkardı. Sosyal medyada buna bütün herkes ortak oldu. Her kaybettiği maçtan sonra geleceğinin kaygısını duydu. Bir teknik direktör için en zor şey yarının garanti olmaması konusudur. Bunu seninle beraber de Aykut Hoca da anlatmıştı. Bir teknik direktörün elindeki en büyük koz oyuncuların geleceğiyle ilgili karar verebilmektir. Bu koz elinden alındığı zaman, yani antrenörün ömrünün birkaç gün ne kadar süre olacağı, yani 3 hafta sonra yok diye düşündüğü anda oyuncu grubunu yönetmesi çok zorlaşır ve mümkünsüz hale gelir hatta. Yapılmak istenen buydu. Yapıldı. Ve Erol Hoca artık oyuncuları da yönetemez hale gelmiş olabilir. Bilmiyorum o noktasını. En azından oyuncuların kafasında şu olmuştur. Bütün herkes de olabilir. Artık Erol Hoca'nın ömrü sayılı diye düşünmüştür. Bu düşünce yapısına bizi iten faktörleri yok etmemiz lazım diyorum. Öncelikle şunu da bitireyim tam böyle sırası gelmiş gibi. Emre Belezoğlu için bugün açıklamalarını dinledim. En önemli kavramın da yine buna paralel olduğuna inandım. Hemen dediler ki bak dikkat et satır aralarını okuyalım. Bir yazılar çıktı dediler ki Emre Belezoğlu zorla bu görevi kabul etti ve sezon sonunda ne sportif direktörlük ne de antrenörlük olarak olmayacak, ayrılacak dendi. Hemen konulan koz şu, Emre'nin de geleceği yok arkadaşlar. Oyunculara verilen veya camiaya verilen mesaj bu. Bugün çok net anlattık ki Emre Emre Hoca. Ben 10 maç sadece buradayım. Sonuna kadar şampiyonluk için buradayım. Ondan sonrasını düşünmedim ama sportif direktörlük görevini bile bırakmadım. Ona devam edeceğim. Görevim burada ve bu işin sorumlusu benim dedi. Benim algılamam bu. Altını çizme gereği de bunun için duydum. Ben de kendisine başarılar diliyorum. Ben de Emre Belezoğlu'ndan başlayayım. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu göreve geldi haberini duyduğum anda şunu dedim. Bu lig ne zaman bitiyor? İşte Mayıs'ın ortasında bir zaman bitecek. Umarım Emre Belezoğlu ama teknik direktör ama sportif direktör ama başka bir görevde her neyse Fenerbahçe'nin gelecek sezonunda da yer alır. Çünkü Fenerbahçe'de Türk futbolunu bilen, Türk futbolunun dinamiklerini bilen, futbolcuların bir kısmını tanıyan, büyük bir kısmını tanıyan, menajerleri tanıyan, teknik adamları tanıyan, hakemleri tanıyan, Türkiye'deki futbol düzeninin nasıl işlediğini bilen kişi ve kişilere ihtiyacımız var. Evet. Emre Belezoğlu da bunlardan bir tanesi, bence en önde gelenlerinden. Dolayısıyla Fenerbahçe'de aman Emre Belezoğlu'nun değerini artıralım Fenerbahçe'de bu 10 maçta. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'na gelecek yılda ihtiyacımız var. Evet. Ondan sonraki yıllarda da ihtiyacımız var. Belki yıllarca başımızda olacak. İnşallah. Sportif direktör, teknik direktör olarak. Bunu herkes böyle bilsin. Erol Hoca konusuna gelince de ben ayrılan hocalar hakkında zaten ben demiştim kötüydü falan hiç konuşmaya sevmem. Ona başarılar diliyorum bundan sonraki süreçte. Şunu da söylemek istiyorum.
Erol Hoca özelinde de doğrudur. Erol Hoca ikinci haftaydık, şeyde berabere kaldık. Hatayspor'la 9 kişi kaldık, böyle 0-0 berabere kaldık. Mesela birçok spor yorumcusunu şunu dediğini duydum. Fenerbahçe sporum. Ben o gün demiştim olmayacağını. Şimdi benim düşünceme göre Ateş abi, eğer ikinci hafta bir teknik direktörün olmayacağını diyorsanız ya dünyanın en iyi futbol bilgilerinden bir tanesisiniz veya doğru söylemiyorsunuz veya da üçüncü bitme kahinsiniz, yani ileriyi görebiliyorsunuz. Planlı konuşuyorlar. İkinci hafta bir teknik direktörün olmayacağını bilmek, bir Fenerbahçeli için söylüyorum. Bir taraftar bunu diyebilir, ben istemiyordum, olabilir, herkes başka birisini ister. Doğru da çıkabilir dedikleri ondan sonra. Bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bir bilgiyi daha geçen haftalarda vermişim. Bir kez daha vereyim. Fenerbahçe'nin son 14 teknik direktörünün 13 tanesi bir sezondan fazla çalışamadı demiştim. Birisi düzeltti. Dedi ki Ersun Hoca bir sezondan birazcık fazla çalıştı dedi. Doğru, ikinci gelişinde öyle çalıştı. Ama o da yani 1,5 sezon olmadı. Şöyle düzelteyim. Fenerbahçe'nin son 14 teknik direktöründen 13 tanesi 1,5 sezonu tamamlayamadı. Çok üzücü. Bu sağlıklı bir durum değil. Burada başarının gelmesi de mümkün değil. Fenerbahçe'nin bir yerde frene basması lazım. Çünkü bu hocalar içerisinde ikinci olanlar da var. Evet. Şampiyonluğu son anda kaçıranlar da var. Mutlaka Fenerbahçe'nin tahammül etmeyi öğrenmesi lazım. Yoksa Fenerbahçe'ye bir yabancı teknik adam gelir, derler ki kulüp takımı çalıştırmayı bilmiyor. Bir başka teknik adam gelir, yabancı, ligimizi tanımıyor. Bir başkası gelir, modern futbolu bilmiyor. Benzer şeyler bizim önümüze sunulur ve o benzer şeyleri biz yavaş yavaş da alırız. Çünkü Fenerbahçe'nin son 40 yılında filan devamlı teknik direktörleri değersizleştirme durumu var. Yani sosyal medyadan bağımsız söylüyorum bunu. Bozkurt abi, yani bir iki yüzlülüğün damgasını vurdu yine spor medyası ve sosyal medya. Bugüne kadar 30 hafta boyunca Erol Hoca gittiğinde Fenerbahçe uçacak diye anlatılan, tek el önündeki problem Erol Hoca diyen medyamız ve sosyal medyamız ve camialar, Erol Hoca gittiği anda bir başka söyleme geçti. Söylem şuydu ki, bak Erol Hoca aslında çok iyi bir teknik direktör de olabilir, ileride başarılı da olabilir diye kendini bir defa garantiye alan konuşmalar. Bu konuşmayı kim yapıyorsa arkadaşlar bundan sonrasını dinlemeyin, çünkü riyakardır. Konuşmalar arkasından da işte Emre olmaz, şu olur. Yani uçacak diyenler bir anda değiştiler ve tekrar bir karamsar hava pompalanmaya başladı. Fenerbahçe'nin aslında çok da iyi transferleri olmadığını, çok da iyi kadrosu olmadığı söylenmeye başladı. Bu havayı niye konuşuyoruz? Bu hava herkesi bu şekilde etkiliyor. En önemlisi insanların özgüvenini azaltıyor ve yönettiği insanların lideri olan güvenini azaltıyor. Böylesi ortamda koçluk yapmak, liderlik yapmak çok zor ve tecrübe işidir. Erol Hoca buraya kadar yaptı. Hakikaten düzgün bir profil çizdi ve kimseyle polemiğe girmeden yürütmeye çalıştı. Emre ise biraz daha tecrübeli bir konularda. Belki de sizin dediğiniz gibi olmaması lazım. Yani bu kadar da düzgün olmamak, yani düzgün olup olmadığını tartışırız. Yani insanlık olarak söylemiyorum. Belki daha fazla polemiğe girmesi lazım. Sokakta bir kavga varsa sen de beyefendi bir şekilde o kalmayacaksın diyorsun. O anlamda da var. Belin altına vuruluyorsa en azından belin altını koruyacaksın, sen vurmasan bile, haklısın. Yani maç sonu demeçlerinde mesela Erol Hoca'nın, size de eleştirdik, bizleri heyecanlandırmıyor demiştik. Mesela Emre Belezoğlu'nun az önce dinlediğimizde basın toplantısını, anlattıkları daha fazla insana dokundu. O kesin. Daha fazla insanın Fenerbahçe ile ilgili beklentilerini bir tık daha üste çıkarttı. Erol Hoca'nın belki bu yönü zayıftı, bu yönünü geliştiremedi diyebiliriz. Başka bir takımda başka bir şekilde gelişebilir, o da ayrı mesele. Ama benim altını çizmek istediğim konu sadece sosyal medyada medya değil, Fenerbahçe'nin de kendini yiyip bitirmesi. Yani Fenerbahçe'nin son yıllarda izlediğimiz en büyük kadrosunun hangisi desek, 103 gollü şampiyonluk diyoruz, durup durup anlatıyoruz, müthiş sezondu. Oranın antrenörü olan Todor Veselinovic'i bir sene sonra kovmadık mı biz? Evet. Yani o zaman sosyal medya da yoktu, bu kadar medya da yoktu. Gazeteler belki daha güçlüydü, şuydu buydu. Genel medyanın en fazla konuştuğu şey Fenerbahçe'dir. Tabii ki kendi hatamız. Tabii ki kendi hatamız. Yani sürekli kalıcı bir koçla çalışamamak en büyük vebali kendimizedir. Ancak şunu da belirtelim. Emre Belezoğlu 2-3 gün önce geldi değil mi? Dün evet. Ne oldu Bozkurt abi? Şimdi başka
problemler önümüze çıkmaya başladı. Eski kaptanımız Ümit Özat televizyon şey olarak dolaşmaya başlayıp Emre hakkında konuşmaya başladı. Ya neredesin sen ya? Neredeydin şimdiye kadar ya? Açıklıyorsun. Bütün hepsini açıklayacağım diyorsun. Bütün bu işe girenleri çıkanları hepsini anlatacağım diyorsun. Hiçbirini anlatmıyorsun. Emre'yi söylüyorsun sadece. Ve dün akşam yine bir düğmeye basıldı Bozkurt abi. Düğme şöyle bir Emre'yi yıpratma düğmesi. Fenerbahçe'de kim gelirse gelsin olacak. Emre Belezoğlu Başakşehir'deyken heykeli dikilmesi gereken sporcuydu. Evet. Fenerbahçe'ye gelince yine kötü çocuk oldu. Aynı anda yine bastılar. Ben bu yıllarca 40-50 yıldır yaşadığım bir tecrübedir. Medya bir anda aynı başlıklarla, aynı konuşmalarla, aynı konuyu işlemeye başladığı zaman bir yerlerden talimat gelmiştir. Aynı 3 Temmuz 2011'de çıkan gazeteler gibidir. Dikkatli olsun arkadaşlar. Dün akşam yine televizyonlarda çıktılar ve çok benzer bir şey oldu Bozkurt abi. 3 Temmuz 2011'den beri yayın yapan ve bu FETÖ olayının öven demeyeyim. 3 Temmuz komplosunu bir şike olayıymış gibi kamuoyuna anlatmaya çalışan, bunun propagandasını yapan yayın organları aynı kişiler. Maalesef ki toplum bunları cezalandırmadı. Yanıldılar ama cezalandırmadı. Aynı kişiler, aynı kravatlarıyla, aynı takım elbiseleriyle çıktılar. Aynı konuyu işlemeye başladılar. Dikkatli olsun. Fenerbahçeliler de, spor sever herkes de dikkatli olsun. Yine talimat aldılar. Belki de artık ezberlemişlerdi bunlar. Görevlerini biliyorlardı. Bence. Talimattan ziyade bir reflekstir. Fenerbahçe aleyhine bir durum olduğunda hani kavga çıkar, herkes toplanır ya, biz de gidelim falan diye. Bence herkes bir anda toplandı. Fenerbahçe aleyhine bir durum olduğunda herkes orada kümelenmeye bayılır. Bayılır. İşlenecek konular da ya verildi ya da artık deneyimler kendileri de ezbere biliyorlar. Bir anda yine düğmeye basıldı. Sahada yenmek gerekiyor. Sahada da, saha dışında da hakikaten bu temizliklerin yapılması gerekiyor. Fenerbahçe Kulübü de bu temizliği yapmak için elinden geleni yapacak ama iddia ediyorum ki 20-30 yıldır bir kümelenme var Türkiye'de ve sporun hakeminden, federasyonuna, medyasına kadar bir menfaat zinciri oluşmuş. Ciddi bir kümelenme var. Bunu yok etmek bugünün yarının işi değil ama zor bir iş, yapılması gereken bir iş. Şunu söyledi ya Ümit Özat. Evet. Hani Fenerbahçe ile ilgili konuşmayacağım abi. Ya şuna baksınlar. 2002'de dünya üçüncüsü olmuş takımın başında Şenol Hoca var. Ya Şenol Hoca'yı da gitti küçümsedi. Aynı Hıncal Uluç gibi. Onun taktiğiyle mi yendik dedi. Yani bu üslupla bir yerlere mesaj gönderiyor. Onu da açık söyleyeyim. Fatih Terimlere mesaj gönderiliyor. Bana da güzel bir iş bul diyor. Yani çok net söylemek zorundayız bunları. Yani buram buram kokuyorlar. Buram buram kokuyorlar yani. Belki Fenerbahçe antrenörünü bekliyordu. Fenerbahçe'nin kaptanı hiç yakışmadı yani. Bu kulüpte kaptanlık başkanlık kadar önemlidir. Çok. Çok değerlidir. Onun için ben bazı isimleri, ya bu benim tercihim tabii, kimse de öyle yapsın yapmasın diyemem ama bazı isimleri televizyonda gördüğümde, sosyal medyada gördüğümde ne okurum ne dinlerim. O benim tercihimdir. Dinleyene de hiçbir şey söyleyemem, dinlemem. O benim tercihimdir diyeyim. Şunu da altını çizelim Ateş abi, biz bir yanılgı içerisindeyiz. Erol Hoca'yı övmek için falan, Erol Hoca'yı şey yapmak için söylemiyorum. Yani hatasızı falan demiyorum. Hatalarını, oyuncu değişikliklerini de birçok şeyini anlattık zamanında. Şimdi denklemden bir şey çıkartıyoruz. Kim? Fenerbahçe Teknik Direktörü. Başka birisini koyuyoruz. Hah, şimdi her şey düzeldi diye bir durum söz konusu değil. Twitter'da bir anket yapmışım yaklaşık 15 gün önce. Fenerbahçelilerdir herhalde katılanlar. %95'i. %95'idir Fenerbahçeli. %93'i şöyle demiş. Fenerbahçe aleyhine bir bariz hakem hatası bu sezon Fenerbahçe bariz hakem hatalarıyla puanlar kaybetti mi diye sormuştum. Evet, bariz hakem hatasıyla Fenerbahçe puanlar kaybetti diyenlerin onu %93'tü. Emre Belezoğlu ya da X kişi geldiğinde bu daha aşağı inmeyecek. Yani denklemin bir kısmı biz ama ev ödevi kısmımızı doğru yapalım. Saha içi, saha dışı organizasyonumuzu doğru yapalım. Sabırlı olalım. Bu kulüp bunları daha önce yapabilmiş bir kulüp. Yani biz bugün basketbolda çok güzel şeyleri konuşurken bir şeyi belki unutuyoruz. Fenerbahçe'nin bu basketboldaki yürüyüşünü aslında başlatan Aydın Öztürk.
Aydın Öz Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk iki sezonunda bırakın şampiyonluğu final bile oynayamadı. Evet. Ama bir takım oluşturmaya başladı. İşte o Damir Mırsic, Ömer, Rasim, Semih vesaire. Sonra 100. yılımızda Ülker Birleşmesi'ne yeni oyuncular geldi. Fenerbahçe bir şampiyonluklara başladı. Bugün Türkiye'nin o dönemden beri en çok şampiyonluk yaşayan takımı. Ama biz ilk iki sezonda Aydın Öz'ü kovmuş olsaydık, yerine olmadı canım filana getirelim deseydik, o sabrı gösteremeseydik. Evet biliyorum basketbol farklı, futbol farklı. Ama benim dileğim Fenerbahçe'nin bir hocaya sabır göstermesi. Şuna da inanmıyorum. Öyle bir adam gelsin ki. Hepimiz arkasında öyle bir adam yok. Tabii ki. Öyle bir adam geldiğinde de öyle bir adamı şey yapmak için Türk futbolunu bilmiyor denecek. Para için geldi denecek. İstediği adamlar alamadı. Yani biz yine bir bahane senin bulacağız. Senin aklına gelmeyen şeyler söylenecek. Tabii. İcatlar çıkacak. Dikine futbollar, sıkıcı yolculuklar, aynı adamlar söyleyecekler. Biraz önce bahsettiğim insanlar çok güzel icatlar, basma kalıp laflar bulacaklar ve söyleyecekler. Bunlar aynı insanlar. 3 Temmuz 2011 günü Aziz Yıldırım kuyusunu kazıyorlardı sonuç olarak başkanın. Bugün Ali Koç'un kuyusunu kazıyorlar. Ama kazdıkları kuyu Fenerbahçe. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olduğu için değil, futbol takımı olduğu için değil, bir spor kulübü olarak güçlenmesinden ürktükleri için bu insanlar. Aynı insanlar dün akşam da televizyona çıktılar. Aynı rolü aynı şekilde oynadılar. Artık bu oyunu yemeyelim. İnşallah. İnşallah. Milli takıma geçelim. Geçelim. Milli takım iki tane yani fikstür açıklandığında Hollanda ve Norveç maçları eyvah dedik. Yani milli takım da çok kötü bir fikstür çekiyor. Keşke Letonya Karadağ'la falan başlasaydık. Takımda eksikler de var. Cengiz yok vesaire. Ama Hollanda'ya 4 gol atıyorsunuz. Norveç'e 3 gol atıyorsunuz. Ve çok Hollanda belki eski Hollanda değil. Yani eski Hollanda değil. Yani şunu demek istiyorum. Biz Hollanda'yı şöyle biliyorduk. Yani Hollanda'da böyle bir tane ikon futbolcu çıkar hep. Van Basten olur, işte Ruud van Nistelrooy olur, Rijkaard olur, Gullit olur. Cruyff olur. Evet, yani devamlı böyle bir ikon futbolcu, bize gelenler de var. Robin van Persie olur, Kite olur. Öyle oyuncular yok, Makay yok yani, bir ellerinde bir Makay bile yok. Ama Memphis Depay hani iyi bir oyuncu. Malen işte çok beğeniyorlar şimdi şeyde PSV'de ama Hollanda, hiçbir Hollanda'dır tanesi abi. O eski ikon futbolcular değil ama Hollanda Hollanda'dır. Yani çok tempolu oynayan, biz nasıl bu tempoya karşılık vereceğiz derken 4 gol attık. Hollanda'nın teknik direktörü De Boer de aslında Fenerbahçe'nin Alanya maçından sonra Çağdaş Hoca'nın söylediklerine benzeri şeydi. Ya 5 kere geldiler işte 4'ü gol oldu falan. Yeme. O konuya geleceğiz. Yeme. Ondan sonra gene çok görkemli bir oyunla Avrupa'nın belki de en formda forvet hatlarından bir tanesini oluşturabilecek Haaland var. Yanında da Sörloth var, ülkemizden tanıyoruz. İşte arkalarında Odegaard falan iyi bir takım. Onları da top göstermeden, yani Haaland sinirlendi bilmem ne yaptı, toplara falan vurmaya başladı. Onları da çok net bir skorla yendik. Aman şimdi Letonya maçı var. Letonya maçında bizim adettir Türkiye'de hani okyanusu geçip denizde boğulmak. Bozkurt abi bir defa aslında bu haftaya damgası vuran, vurması gereken olay milli takım. Evet. Yani ben hatta onunla açmak isterdim. İnanılmaz keyif aldım, inanılmaz mutlu oldum. Benim milli takımcılığım da zaten çok fazladır. Burada şunu hatırlatalım bir defa. Birçok yerde biliyordur birçok kişi ama 10 tane grup var. Dünya Kupası'na nasıl gider bu takım? Evet. Olarak 10 grup var. Sadece birinciler gidiyor. Avrupa kıtasına birinciler Avrupa gidiyor. Avrupa kıtasına birinciler gidiyor. 10 grubun birincisi direkt olarak gidiyor. Kalanlar 13 takım katılacak Avrupa'dan. Kalan 3 takım ise ikinciler arasındaki play-off ve Uluslar Kupası'ndaki başarıya göre Uluslar Kupası'ndan gelenlerle aralarında oynayacakları play-off ama o çok uzun bir şey. Yani Uluslar Kupası'ndan gelen adam da grubunda birinci olursa bir alttaki geliyor falan. O hiç kafayı karıştırmaya gerek yok. Çok kafa karıştırıcı durum. En güzeli birinci olup ikinci oldu mu play-off oynayacaksın. Evet. Birinci olursan direkt gideceksin. Şu andaki durumumuzda yolun aslında başı gibi gözüküyor. Yani toplam 10 maç oynayacağız. Evet. İkisini oynadık. %20'sini aştık. Çok çok güzel aştık. Yani 6 puanla açtık. Grubun en güçlü iki takımını yendik. Evet. Ve fark atarak yendik. Fark atarak yendik. Yani ikili avarajı da alma önün yolundayız. Letonya maçına gelmeden önce ben bir başka boyutuna milli takımın geçmek istiyorum. İlginç bir takımımız var. Takımı inceledim Bozkurt abi. İşte 17 futbolcuyu inceledim. Hani ilk 11 artı girenler çıkanlar. Bunların
Bir defa ilk 11'in 9 tanesi yurt dışında oynuyor. Onu söylemeye gerek yok. Bir Ozan'la bir kalecimiz Uğurcan Türkiye'de oynuyor. Diğerleri Avrupa'da. Ama değişik bir özellikleri var Bozkurt abi. Bu futbolculardan 10 tanesi, 17 futbolcunun 10 tanesi Türkiye topraklarında doğmuş. İlk eğitimini Türkiye'de almış. Ondan sonra çok genç yaşlarda yani 18, 19, 20'li yaşlarda yurt dışına gitmiş ve oradan tekrar milli takıma gelmiş oyuncular. 3 tane oyuncumuz hiç gitmemiş. Taylan, Ozan ve kalecimiz Uğurcan. 4 futbolcumuz orada doğmuş Türk, Avrupa'da doğmuş Türk. Hiç ülkeye gelmemiş ama ağırlıklı kesimin aidiyeti bir defa milli takımın aidiyetini taşıyor ve bir yandan da Avrupa'nın taktik ve oyun disiplinini öğrenmiş çocuklar. Çok iyi bir kombinasyon yakalamış Şenol Hoca. Bir tebrikle bunu oluşturan Lücescu'ya edelim. Bu takımın ana hatlarını oluşturan ben insandı. Ben ona katılmıyorum. Lücescu yani bambaşka oyuncuları çağırıyordu. Neyse, siz lafınızı bitirin. Pardon. Yani ben pardon. Her yapılanın takdir edilmesinden yanındım. Zeki Çelikler falan filan onun umut mu? Başka bir boyuta gidelim. Lücescu bizim işimiz değil. Herkese teşekkür etmek benim işim. Katkısı olan, bir ufak tuğla koyan. Bir başka bakış açısıyla da mesela 4-5 oyuncu sayacağım sana. Umut Melaş, Kaan Ayan, Kenan gibi oyuncular. Bu oyuncular böyle çok özel yetenekli falan değiller. Bu yani belki Türkiye'de 3 büyük kulüpte almayabilir değil milli takımda başarılı olmasa. Ancak özellikleri oyun disipline, taktik disipline son derece sadık oyuncular olması. Takımın bütününün yetenekleri belki çok yetenekli değil. İçinde çok yetenekli oyuncular var ama yetenekli oyunculara oyun disiplinini Avrupa'da almışlar. Şenol Hoca da o disiplinle oynamaya ikna etmiş. Onun için çok umutluyum. Çok zevkle izliyorum. Ve başarılar diliyorum. Bir konuyu daha anlatmak istiyorum aslında. Bir iki soru sorayım mı arada size? Hadi sor. Bu takımdaki oyuncular yani bizim Norveç maçında oynayan oyuncular ilk 11 sonradan giren 11. İlk 11'i sorayım. İlk 11'de 30 yaşın üstünde kaç kişi var? Burak var. O kadar. O kadar mı? Daha sonradan girenlerde de Caner var. Caner, yani, evet. Şimdi bir demek ki Avrupa'da üst düzey takımların bir dinamizmi var. Gençliği getiren dinamizm. Bizim Türkiye Ligi'nde de tam tersi yani. Evet. Avrupa Ligi'nde en fazla transfer yapan ülkeyiz. En yaşlı oyuncuları yaşlı yurt dışından transfer eden ülkeyiz. Demek ki bu doğru değil. Doğru değil de biraz parasal problem yani. Aynısını genç oyuncuya da verebilirsiniz. Hazır oyuncu alabilirsiniz. İkinci sorum. Sahadaki ilk 11'deki oyuncuların tamamını düşünün. Bu yaz hepsi transfer yapıp bir yere gidebilirler mi? Sözleşmeleri el veriyor mu bilmiyorum. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Formdalar mı? Yani bir takım onları almak ister mi? Tabii ister. Bence almak ister. Hepsi transfer yapabilecek oyuncular. Bizim genelde milli takımımızda şöyle oluyordu. Yıllardır aynı oyuncu oynuyor. Ya adam milli takıma da alıyorsun almıyorsun. Şu anda kadronun içerisinde de belki birkaç oyuncu öyle var. Oynayan ama oyuncular oynadı hepsi diyorsun. Hepsi formda. Belki Lille tarihinde ilk defa Fransa'da şampiyon olacak. Oradan 3 tane adam var. Milan yıllar sonra şampiyonluğa oynuyor. İbrahimovic'in arkasındaki en önemli adam Hakan Çalhanoğlu. Yani dolayısıyla bu oyuncuların hepsi Avrupa'da şampiyonluğa oynayan takımlardan. Türkiye'den gelenlerden, Fenerbahçe'den, Ozan milli takımda ayrı bir performans gösteriyor. Yani bunları da göz ardı etmememiz lazım. Aslında Türk futbolunda neleri düzeltelim falan derken bize de çok güzel şey veriyorlar. Mesajlar veriyorlar. Ben bir başka boyutundan bir mesaj aldım. Buyurun. Hırvatistan Türkiye U21 maçını izleyebildim mi bilmiyorum. Hayır izleyemedim. 4-1 kaybettik. Denize döküldük. Hırvatistan'ın U21 takımının A takımı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu için 20 oyuncu düşünürsen B takımıyla gelmişlerdi. Ve sahada maçı seyrettim. Bizim Ümit Milli takımımız gerçekten ya, saysam şimdi hani Rıdvanlar, Ersinler falan hepsi oynuyor. Çok çok yetenekli. Hırvatlardan 3 kat daha yetenekliydi. Denize döküldük. Perişan olduk. Bu işin birinci alfabesi şu. Tolunay Kafkas'ta hocamız. Birinci alfabesi taktik disiplini, oyun disiplini ve takım olmaktan geçiyor.
Bunu beceremediği için U21 takımımız denize döküldü. Bunu becerdiği için A takımımız becerirken de yurt dışında oynayan insanların çok oluşu, bunları bir havuzda Şenol Hoca'nın birleştirmesi önemliydi. Ben takımlara ve maçlara bu bakış açısından bakmayı daha doğru buluyorum. Uzun süredir gündemimizde olan bir konu var aslında. Biz bunu daha önce de programlarımızda dile getirdik. Hatta yöneticimiz Sayın Metin Sipahioğlu ile beraber bir program da yaptık. Sevgili Loren Vayroyan da vardı. Etraflıca da konuşmuştuk. Herhalde iki sezon önceydi. Galiba. Fenerbahçe hakkı olan bir konuyu talep ediyor. Türkiye'de de Fenerbahçe'nin yanında şu anda belki İstanbulspor falan vardır. Beşiktaş hiç piyasada yok. Evet. Yani Fenerbahçe bu işi alırsa diyor, biz de gireriz. Almazsa zaten biz bu işte yokuz diyor. Fenerbahçe'nin karşısında çok net bir şekilde Galatasaray var. Galatasaray'da ne doğru ne yanlış kimse bakmıyor. Tamamı yani benim ikişer cümleyle çürütebileceğim çok komik argümanlarla Fenerbahçe'nin başvurusu reddedilsin diyor. Doğrusu nedir anlatmıyorlar. Fenerbahçe'nin başvurusu reddedilsin. Bunu çeşitli platformlarda da dile getiriyorlar. Dinliyorum. Üzülüyorum da Galatasaray adına. Yani hiçbir hazırlık yapılmadan Fenerbahçe ne diyorsun? Yanlıştır. Ama Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de bir açıklamaları oldu. Bunları hazırladık. Bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Madde madde geçmeden önce. Mustafa Cengiz Galatasaray televizyonunda çıktı ve bir konuşma yaptı. Konuşması 1,5-2 saatte tamamına yakını Fenerbahçe'ydi. Evet. %60-70 de bu konuydu. Bu konu nedir? Fenerbahçe'nin 28'in şampiyonluğu falan değildir. Bu konu 1959'dan önce Türkiye'de futbol oynanıyor mu oynanmıyor mu konusudur. 1959'dan önce Türkiye'deki şampiyonların sayılmaması konusunda Mustafa Cengiz ve arkadaşları, Galatasaraylı tarihçiler ve yetkili insanlar, hukukçular birleşmişler, toplantı yapmışlar ve TFF'ye bildiri yayınladılar, dilekçe verdiler. Fenerbahçe'nin talebi reddolsun. Yani aslında bununla ilgili Fenerbahçe'nin talebi neydi? Tekrarlayalım. 59 öncesi Türkiye'de top oynanıyor kardeşim. Ve bu oynanan topun da tamamı ulusal şampiyonalar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği, kurallarını koyduğu, kupasını verdiği, Fenerbahçe'nin ve diğer kazanan takımların müzesinde bulunan şampiyonluklar. Fenerbahçe hakkı olmayan bir şeyi istemiyor. Hakkı olanın Fenerbahçe ve diğer kulüplere haklarının teslim edilmesini istiyor. Bu kadar da basit. 59'dan önce Türkiye'de kim şampiyon olmuşsa o hakkın teslimini istiyoruz. İçinde Galatasaray'da var. Herkes var. 59'dan önce emek veren herkesin de hakkının teslimini istiyoruz. Yani orada futbolcular var. Orada antrenörler var. Çoğu değil. %99'u da hayatta değil şu anda. Evet. Yani Galatasaray'ın tarihi de orada. Yani reddettikleri Ali Samiyen 1924 yılında milli takımı, ilk milli takımı Paris'e götüren antrenörü de reddediyor. Aslan Nihat, Galatasaray'ın lakabının geldiği Nihat'ı da reddediyor. Kadri Aytaç'ı da, ilk golü atan Suat Mamat'ı da reddedip Turgay Şeren'i de reddediyorlar. Yani tarihimizi reddediyoruz. Şimdi Bozkurt abiye ben dedim ki bunları konuşalım Cengiz'in 13 maddesini. Ben ne dedim? Bir cümle ya, söyleyelim gerek yok. Ulusaldı dedi. Diyelim geçelim dedin sen. Haklısın ama inan ki bilinmiyor konu. Yani biz seninle belki biliyoruz. İkimiz de tarihçi de değiliz. Bu konuyu sadece merakımızdan araştıran bakan insanlarız. Ama birazcık bakan insanın gördüğü şey ülkede gözükmüyor. Çünkü Fener'i başka türlü tutuyorlar. Sayın Mustafa Cengiz çıktı, 13 maddeyi anlattı. Bak, mantıklı da konuşuyor insan dediler. Ve belki de haklı diyenlerin sayısı çoktur. Bak, bir şey söyleyeyim Ateş abi. Onun için üzerinde durmak şimdi lazım. Şimdi her kulübün başkanı çıkıp konuştuğunda, bizim başkanımız çıkıp konuştuğunda, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un çıktığı başkanı konuştuğunda, camiasında bir sürü insan ya helal olsun bizim başkana ya, hakkımızı savundu der. Çoğu insan da şeye bakmaz. Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor, dur ben de bir araştırayım falan demez yani. İşte sen açık der konuşalım. Misin? Dersin sen. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer Galatasaray'ın 8 şampiyonluğu daha fazla olsaydı Fenerbahçe'nin, 9 şampiyonluğu, 3 şampiyonluğu, 5 şampiyonluğu, Galatasaray başvursaydı ve Fenerbahçe başkanı o gün kimse, Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç çıkıp böyle bir konuşma yapsaydı, ne yapacağım deseydi, Fenerbahçe'nin bütün iletişim ekibi de ya biz size bunu hazırladık, bu konuşmayı, ben ne yapar eder derdim ki ya bu söyledikleriniz doğru değil.
aman bak rezil oluruz. Söylediklerinizde yani çek etmemişler arkadaşlar. Lütfen bunları söylemeyin derdim. Bir Allah'ın kulu da Mustafa Cengiz'e ya bu söylediklerini de doğru değil dememiş. Dememiş. Yıllarca da Cengiz 63 yıldır dedi. Aklınız neredeydi dedi. Yani 63 yıldır sizi uyuttuk biz aslında dedi. Üsküdar'ı alan. Atalan Üsküdar'ı geçmiş dedi. Atalan Üsküdar'ı geç dedi. 63 yılda değil. Bunun şeyi kararı 2000 yılında ilk Haluk Ulusoy Federasyonu veriyorsun. Tahkim Kurulu 2002'de Beşiktaş'ın yıldız verilsin şampiyonlar sayılması sonra vazgeçiyorlar. Evet. Filan falan. Biz başlayalım. Şimdi uzun uzun değil de kısa kısa yanıtlayacağız. Mecburuz, özür dileriz. Şimdi birinciden başlayalım. İddia bir neymiş? Ne evet. iddia ediyormuş? Şuradan okuyorum. Daha önce verilmiş tahkim kurulu kararı kesindir. Başvuru inceletmeniz reddedilmelidir. O tahkim kurulu bu iddia bir. Evet. Şimdi iddia bir. Birinci olarak külliyen yanlış. Tahkim kurulunun yani çünkü daha detaylı da anlatıyor. 2014'te diyor Fenerbahçe başvurdu. Fenerbahçe'nin başvurusunu tahkim reddetti falan diyorlar. Böyle bir başvuru ne olur numarasıyla söyle böyle bir başvuru yok. Beşiktaş'ın başvurusundan bahsediyor. Tahkim kurulu kararı var. Bununla alakası olmayan bir konu. Farz-ı muhal tahkim kurulu reddetsin Bozkurt abi. Yanlışsa yanlış diyeceksin. Bu mahkemeler bu tahkim kurulları neleri onayladı Bozkurt abi? Yanlıştı. Tarih düzeltti. Burada da yanlışlık var. Tarih düzeltecek. Yani biz bir kere kandırdık sizi. Bir daha kimse bulaşmasın. Bir kere de imza atılmış da olmaz. Tahkim kurulu böyle bir kararı da yok. Kararı olmadığı Ateş ayrı. Yani daha yani, bismillah oradan başlıyorsun. Çok yani önemli bir şey. Öyle bir anlatıyorlar ki Fenerbahçe bir başvuru yapmış. Futbol federasyonu raid etmiş. Tahkim kurulu raid etmiş. Bu bir daha niye gündeme geliyor? Böyle bir başvuru yok ya. Evet. Bu aslında maddi bir hata bir yandan da. Yani. Büyük bir hata. Gelelim ikinci iddiaya. Başvuru konusu şampiyonluklar lig müsabakalı statüsü kapsamı dışındadır. Şimdi gene hiçbir altı doldurulmamış laf. Ne demek başvurusu konusu şampiyonluklar lig müsabakalı statüsü kapsamı dışındadır? Milli kümenede Türkiye futbol birinciliğinin de nasıl yapıldığı, nerelerde düzenlendiği, kime ne kadar harcırah verileceğine kadar bunların hepsi var. Benim de içinde bulunduğum bir Fenerbahçe Tarihi Çalışma Grubu'ndaki arkadaşlarımız bunların yani eski Türkçe belgelerini de açıkladılar. İlk şampiyonluğu düzenleyen Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'nın başkanı kimdir biliyor musunuz? Galatasaray'ın şu anda reddettiği şampiyonluklar var ya. Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'nın ilk başkanı Ali Samiyen'dir. Evet. Ali Samiyen'in imzasıyla meclis kararıyla Mustafa Kemal'in ve İsmet İnönü'nün de imzaları olan karar vardır. Türkiye futbol birinciliği nasıl yapılacak? Nerede yapılacak? Müsabakaların sonunda madalyalar nasıl verilecek? Hangi sıraya girilecek? Bu kadar detay varken bunların lig müsabakası kapsamı dışındadır. Yani lig dediği kupa gibi oynandığı kastediyor sanıyorum. Ondan da alakası yok. Önemli değil. Ben şunu söylüyorum Cengiz'e. Dünyada hiçbir organizasyon, turnuva doğduğundan bugüne aynı statüyle devam etmemiştir. Dünya Kupası da buna dahildir. Euro Lig de buna dahildir. Kupa galipleri de, Şampiyonlar Ligi. Statüler değişir. Sadece değişmeyen şudur. O bir numaralı kupa mıdır? O ülkenin bir numaralı kupası mıdır? İki numaralı kupası mıdır? Budur önemli ve olan. Ve o günün koşulları nedir Ateş abi? O günün koşulları nedir? Statüler değişti diye tarihi değiştirip inkar edemezsin. Yani başkası yaptı bizimki de doğrudur diye demiyorum ama İtalya'nın ilk şampiyonluğunu ben anlatayım da. İki günde yapılmış. Dört evet. takım katılmış. Evet. Şimdi bugün olabilir mi? Mesela İtalya'da dört takımı çağırıyorsunuz. Roma, Inter, Juventus, Milan. Aranızda şampiyona düzenleyeceksiniz. Cumartesi oynayanlar pazarda final oynayacaklar. Ona da İtalya şampiyonu deseniz. Bugün kıyamet kopmaz mı? Kopar olur mu? Ama... O şampiyonun koşulları. O günün koşullarında böyle yapılmış. Onu kazanan kimseye de kimse sen şampiyon değilsin deme hakkı yok. Dolayısıyla her tarihi o günün koşullarıyla değerlendirmeniz lazım ama o koşulları da öğrenip bilmeniz lazım. Lig müsabakası kapsamında değildir diye bir iddia olamaz. Milli küme nasıl lig müsabakası değildir? Türkiye futbol birinciliğine katılmak için önce kendi liglerinde takımların şampiyon olması gerektir. Mustafa Cengiz'le iletişim ekibi de kim bunları hazırlayıp eline veriyorsa bunları bilmiyorlar mı ya? Evet. Geçelim istersen. 3. Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir. Evet, değil. Yani düzenlidir bir defa ama sürekli olamamıştır. Neden olamamıştır? Maddi koşullar el vermemiştir. Savaş döneminde hiçbir turnuva yapılamamıştır. Dünya Kupası yapamamıştır. 1942-1946. 1950'den mi başlatacağız Dünya Kupası tarihini? Yani en temelini söylüyorum. Yine tutarsız bir şey. Ben de şunu ilave edeyim.
Düzensiz veya işte ne demiş? Düzensiz veya düzenli ve sürekli değildir. Bu bir kriter değil ki. Bu düzenli olanları ve sürekli olanları Türkiye Futbol Federasyonu düzenlemiş mi? Düzenlemiş. Şampiyon olan takımın buradaki günahı nedir? Bir anlatsın bana mesela birisi. Desin ki ya Fenerbahçe şampiyon olduğunda Fenerbahçe o statüyle olmadı desin. Fenerbahçe kendi arasında bir lig kurdu desin. Futbol Federasyonu'nda bunu tanımadı desin. Fenerbahçe'de bunun kupası yok. Nerede desin mesela? Ben de bir düşüneyim o zaman. Şimdi aklıma gelen bir şey. Birçok şampiyonada korona salgını nedeniyle 2020'de olmadı. Dünya tarihi spor tarihini 1921'den başlatacağız Sayın Cengiz. Yani düzenli değil, sürekli değil. Süreklilik bozuldu 1920'de. Birçok şampiyonada. Yapılamadı. Şampiyonu yani bunun sorusunu olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu o günkü gider keşke yaşasaydı. O yıllarda sorsaydık niye yapmadınız kardeşim diye. Yapılıp biten şampiyonaların oynayan takımların günahını suçunu. Savaş yılları, maddi sıkıntın esas 1924'te nasıl sen bir Türkiye şampiyonası yapabiliyorsun? Şimdi neden yapıyorlar? Buraları anlatmak lazım. Yani o bütçe nasıl ayrılıyor? Paris Olimpiyatlarına neden Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar bir bütçe ayırıyorlar? Bu reddettiğimizin tarihin altında buradaki tarihi gerçekler var. Esas soruyu anlatacağız. Neredeyiz? İddia 4. Türkiye futbolu birinci lig usulü değil eleme usulüne tabidir. Hiç konuşmayalım. Madde 2'de aynısı. Aynısı anlattık. Evet. Anladık. Velev ki Türkiye futbol birinciliğini iki tane takım seçtiler o günün koşullarında. Dediler ki A takımıyla B takımı oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu öyle karar verdi. B takımı da şampiyon oldu. Evet. Siz şimdi 2021 yılında oturduğunuz yerden ben bunu kabul etmiyorum deme hakkınız var mı? Yok. Bitti. İddia 5. Türkiye futbol birinciliği sürekli ve düzenli bir organizasyondur. Demin bunu iddia olarak ortaya atmamışlar mıydı? Bunu... Şimdi inanılacak gibi değil dedim. Okurken Bozkurt abi. Siz hepsini okudunuz bunu. Bunu okudum. Şimdi bir internet sitesinden almıştım. Yanlış yapmışlar dedim. Aynı maddeyi tekrarlıyorum. Öbür internet sitesine de baktım. O da aynısı. Olmadı. Girdim YouTube'dan inceledim. İnanılır gibi değil. Üç madde değişik madde sayısını arttırmak için tekrarlanmış. Ben size bir dizi falan söyleseydim mi? Dizi izleseydiniz keşke. Yok. Daha değerli birilerinin bunun saçma sapan bir şeyler olduğunu söylemesi gerekiyor. Bizim yönetim buna haklısınız. Cevap vermez. Ya buna cevap verilmez ki. Ama vermek gerekiyor. İnsanlar hakikaten mecbur değiller bunları bilmeye. Peki iddia 6'ya gelelim. Düzenli bir şekilde gerçekleşmeyen Türkiye futbol birliği tesisiyle haksız rekabet doğuracaktır. Ya bu bir argüman değil. Az önce de söyledik, evet. İfade ettik. Düzensizliğin vesaire. Bir yorum bu. Yorum. Haksız rekabet nasıl oluyor ama bence şu andaki. Çok bomba bir şey geliyor. İddia 7. Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir. Peki. Evet. Milli küme kesinlikle organizasyon ulusal değil. Nedir peki? Nedir yani? Bana cevabını veremeyeceğim şeyleri sorma. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir takımları katılıyor. Deplasmanla lig usulüyle oynuyorlar. Bu ulusal bir şampiyona değil öyle mi? Evet. Değil mi diyorsunuz? Değil diyorsanız Türkiye Ligi'nde de 59'dan sonra 8 sezon bu 3 şehir arasında oynanmış. Bir sezon Adana Demirspor çıkmış. Adana Demirspor'a demişler ki biz Adana'ya gelemeyiz kardeşim paramız pulumuz yok. Adana Demirspor bir sezon gelmiş maçlarını Ankara'da oynamış. O zaman biz ilk 8 sezonu saymayalım. Milli maçları da saymayacağız. Niye biliyor musunuz Ateş abi? 1967'ye kadar olması lazım. Milli takımlara sadece Ankara, İstanbul, İzmir'den futbolcu çağrılmış. Bu mantıkla milli maçları da biz öncekileri mesela 54 Dünya Kupası'na biz gitmedik o zaman. Şimdi nasıl dersiniz siz milli hükümeye bu ulusal bir organizasyon değildir? Nedir peki mahalli bir organizasyon? Şunu bir daha altını çiz Bozkurt abi. Milli hükümeden sonra kabul edilen Süper Lig şampiyonlukları 8 yıl boyunca yine aynı 3 büyük şehrin katılımıyla oynandı. Artı 2 yıl daha koyalım. Futbol Federasyonu kabul ettiği federasyon kupası var ya Beşiktaş'ın. Hı. O da öyledir. Evet. Bir şey daha söyleyelim yeri gelmişken. Federasyon kupası Beşiktaş'ın kazandı. Bence de Türkiye şampiyonluğudur. İçlerinde en zayıf olanıdır. Federasyon kupasını Beşiktaş kazanırken bu iddiaları ortaya atanlar biliyor mudur mesela? Fenerbahçe gündeme bile getirmez bunu. Fenerbahçe ile Beşiktaş oynamamıştır. Bugünkü şartlarda düşünebiliyor musunuz? Beşiktaş şampiyon olmuş. O şampiyonlarda Fenerbahçe ile oynamamış. Şimdi böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olmaz ama bugünün koşullarını düşünürseniz evet olmaz dersiniz. Ama oturduğunuz yerden böyle geriye dönüp o günün tarihini bilmezseniz karşınıza bunlar çıkar. Bilmiyorum bir şimdi şey söyleyecek misiniz? Milli burada küme... biraz kalacağım. Neden kalacağım? Milli küme ulusal bir organizasyon değildir diyor ya. Milli küme 1937 değil mi başlangıç? Evet. 1937'ye gitme. Ben sana Türkiye Futbol Birinciliği'nin 1924'ünden başlayayım. Ve 1924'ünde
ulusal mı değil mi beraber izleyiciler de görsün hangi takımlar katılmış. Bu takımları tek tek sayacağım Bozkurt abi. Biraz evet. zamanını alacağım ama. Ekranda geldi şu anda. İstanbul şampiyonu olarak Beşiktaş. Konya Gençler Birliği. Konya bölgesi şampiyonu. Buradaki bölge kavramı çok önemli. Bir turnuvadan geliyorlar. Yani mesela şöyle 1924. izah edelim. Mesela İstanbul şampiyonu geliyor. Marmara bölgesinde bir isimleri var. Her sene değişiyor. Oradaki takımlarla oynuyor. Mesela Bursa şampiyonu da, Balıkesir şampiyonu da vesaire oynuyor. Oradan bir takım da bir playoff gibi düşünelim. Ankara'da Türkiye futbol birinciliğine gidiyor. Diğer şehirler de geliyor. Burada hep beraber Türkiye futbol birinciliği. Statüleri değişiyor seneler içerisinde. Şimdi ulusal olmayan organizasyona bakalım kaç şimdi şehir gidiyoruz. Varmış. Şimdi gidiyoruz. İkinci sırada Konya Gençler Birliği. Evet. Üç, Trabzon İdman Ocağı. Hani yoktu. Duruyorum burada. Trabzon Spor nerede diye sordu Sayın Cengiz. Daha kurulmamış da. Bakın Trabzon orada. Kuruluşu 1912. 1914 yılında Trabzon İdman Ocağı'nın tüm futbolcuları şehit oluyorlar. 1921'de tekrar kuruluyor. Trabzonspor nerede diyorsun Sayın Cengiz ama 65'te mi kuruluyor Trabzonspor? Trabzon nerede diyor bir de yani Trabzon nerede yani, diyor. Trabzon'da top oynanıyor bunlar nerede diyorsun? Burada. Bakın orada. Hem de şanıyla şerefiyle orada. 4. Eskişehir İdman Yurdu. Eskişehir çok futbola yatkın bir ülke, şehirdir. Nerede diye sordu. Burada. Bahriye Deniz Kuvvetleri. Kalesi. Balıkesir nerede diye sormadı. Onun için geçiyorum. 7. Anadolu Turan Sanat Garan Gücü. Yani şimdiki adıyla Ankara, Ankara Gücü. Harbiye diyorum. Harp okuluna, sarp sanayine malzeme üreten fabrikanın takımı. Kaçtayız Bozkurt abi? Bursa Sanat Garan. Bursa nerede dedi Sayın Cengiz. Bursa burada, nerede dedi. Burada. Bursa orada. Bursa Sanat Gören Gücü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Ya bunları mesela bunlar ulusal değildi diyen birisi bunları hiç okumamış mı Ateş abi? Şimdi mümkün mü yani? O sorduğun sorulara ben yanıt veremeyeceğim. Ha okumamış ya, çünkü. Hukukçular toplandık dedi. Tarihçiler toplandık dedi. Dersimizi çalıştık dedi Sayın Cengiz. Tarihçi ve sordun neyse. Sayın Cengiz dedin ki Trabzon nerede? Eskişehir nerede? Bursa nerede? Sıradan gidiyorum. Adapazarı İdman Yurdu. Ya okudun mu Adapazarı'nın nasıl geldiğini biliyor musun? Kocaeli, Heleke vesaire bütün bölge günlerce, aylarca bir turnuva, lig usulü yapıyorlar. Oradan bir takım geliyor ve 1924 ama bunlar hep Avrupa yerel şampiyonalar diyor mesela. Şimdi buna yani akıl ver. Neyse devam edelim. Antalya. Antalya bölgesi nerede diye de sordu Sayın Cengiz. O da orada. Samsun'da sorduysa Canik. Samsun'u sordu. Canik diye geçer. Evet. Belki biliyordur, belki bilmiyordur hatırlıyorum. Samsun bölgesi de orada. Edirne orada. Harbiye kara kuvvetleri olarak katılıyor. Adana'yı da sordu. Adana da orada. Altay'da İzmir şampiyonu olarak orada. Sene 1924. Cumhuriyeti kuralı bir yıl olmuş. Bu takımların tüm bütçesini devlet karşılamış. O kısıtlı şampiyonlardan. Ve bütün arzuları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek bir şampiyonu olur. Bütün yöreyi kaplar, bütün ülkeyi kaplar. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devletidir kabul ettirmek isteyen Cumhuriyeti kuranların organize ettiği bir şampiyonudur. Ödülünü de kimler vermiştir? 1924'teki Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı şampiyonu ödüllerini vermiştir. Peki 1933'te Mustafa Kemal'in 10. yıl nutkunu yaptığı hipodromdan insanlar çıkıp 1933 Türkiye Şampiyonası finaline gitmişlerdir Ankara'da. Ya. O maç yarım kalmıştır. Fenerbahçe İzmir Spor. Maçın bir sonraki maçın nerede oynanacağı için kura çekilmiştir. Kurayı kim çekmiştir? Bu düzensiz organizasyonlar içerisinde. Bilmiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp çekmiştir. Dolayısıyla yani siz tarihi anlatırken bir ne olur bir okuyacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki ya biz burada çok kötü bir performans gösterip şampiyon olamamışız. Fenerbahçe'nin hakkını teslim edelim. Biz Süper Lig'de daha çok şampiyon olduk. Türkiye genelinde Fenerbahçe daha fazla şampiyon olmuş diyeceksiniz. Konu kapanacak. Fenerbahçe'nin tarihi değildir. Türkiye futbolunun hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihidir. Sen az şampiyon olduğun için ve sonradan da Türkiye'deki değersiz göstermeye çalıştığın için, güçlere egemen olduğun için tarihi bu kadar sene saklamışsın. Kusura bakma, aydınlatma zamanı geldi diyoruz. İddia zamanımızın 8. kısaldığını evet, yani iddia gözüne 8. bakıyorum. Milli küme sürekli arz eden bir lig değildir. Az önce anlattık. Arada duraksamalar var. Şampiyon olan takımların günahı ne?
sürekli olması gerekmiyor tarihini kabul etmen hayır, için. Dünya savaşı çıktıysa ne yapsınlar yani orada? Madde 9'u oku bakalım Bozkurtlar. Milli hüküme ana turnuva niteliği kazanamamıştır. Ana turnuva ne demektir onu da bir sormak lazım. Ana turnuva statüsü kazanamamıştır. Milli hükümenin hangi statüde oynanacağı, deplasmanlar, fikstür vesaire hepsini Türkiye Futbol Federasyonu belirlemiş midir? Belirlemiştir. Abi ana bitti. Turnuva hangisiyse onu söylesin. Yani ana turnuva, ara turnuva gibi şimdi bir şeyler uyduruyorlar. İşte daha burada mesela Mustafa Cengiz onlardan vazgeçmiş. O zamanlar futbol amatör diye falan girmemiş. Şimdi onlara öyle cevaplar geliyor ki çürümüş artık onlar. Burada işte ana turnuva niteliği ne değildir. Devam edelim. İddia 10. 1937'de turnuvaya katılma hak kazanan İzmir takımlarının bu hakları ellerinden alınmıştır. Allah nasıl ellerinden alınmıştır? İzmir takımları... Ne oldu abi 1937'de sen şimdi biliyorsun. İzmir için, İzmir şampiyon olabilmesi için o zamanların İzmir valisi diyor ki kulüpleri topluyor. İzmir'de ne kadar kulüp varsa bir araya gelin birleşin. İşte 3 kulüp, 2 kulüp bir araya birleşin. 3 ok Doğan Spor diye biz bir kulüpler oluşturalım. Siz milli hükümeye böyle katılın diyorlar. Ki şampiyon olalım diyorlar. Ki şampiyon olalım diyorlar. Katılıyorlar, şampiyon olamıyorlar. Yani eğer Allah rahmet eylesin o vali vefat etmiştir. Valiye sorarsınız niye bunu yaptınız diye. O peki, turnuvada şampiyon olan takımın günahı ne? İzmir takımları tek tek değil de birleşerek katılmışlar. Aslında buna itiraz etmesi gereken İstanbul, diğerleri. Ankara takımları, diğerleri. Yani alakası olmayan bir konu yine. Farz-ı mahal ki İzmir valisinin keyfiyle iki takım gönderildi diyelim. Türkiye spor tarihini reddetmemiz için gerekli, yeterli bir argüman mıdır bu Sayın Cengiz? Ha? Yani ben sana başka örnek anlatayım Bozkurt abi. 1980-81 sezonu Cumhurbaşkanı Kenan Evren şampiyon olmayan Ankara gücünü kupayı alan bundan sonra lige çıkıyor diyor. Birinci lige çıkartıyor. Ne yapacağız? Türkiye futbol tarihi, şampiyonluklar tarihini 1981'den itibaren mi başlatacağız? Geçen sene lig bittikten sonra karar verildi. Küme düşme kaldırılsın dendi. Ne yapacağız? Yani Ankara gücünü oynadığı bütün yılları da çıkarmak lazım. Yani düşene kadar ki. Dolayısıyla hiç ele tutulur bir argüman değil Ateş abi. Hızlanarak yok, uzatıyorum çünkü bazen uzatarak anlatabiliyorum. İddia 11. En sevdiğim konu. Bir sezonda iki ayrı şampiyon olmaz. Çünkü Türkiye futbol birincinin statüsü ayrı, milli hükümenin statüsü ayrı. Yine aynı soruyu soruyorum. Milli hükümeyi Türkiye Futbol Federasyonu mu düzenlemiştir? Kupasını o mu vermiştir? Bir sezonda bu şampiyonlar bazı yıllarda ikisi birden oynanmıştır. Kim şampiyon olduysa Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre şampiyon olmuştur, kupasını almıştır. Bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit. İtalya'da örneği de var. Şampiyonalar birbirine değmemiştir. İki şampiyonalar farklı takımların dönemlerde oynanmıştır. Katılması mümkündür. Sadece 7 yıl olmuştur. Artı bir şey söyleyeyim abi. İtalya'da federasyona karşı çıkan bir kulüpler birliği kuruluyor ve onlar o ayrı organizasyon yapıyor. İtalya ikisine sayıyor. Bir muhalefet organizasyonu. Evet. İtalya Futbol Federasyonu bizim tarihimizdir diye ikisini birden sayıyor. Almanlar Avusturya'yı işgal ettiklerinde evet. Viyana takımı şampiyon oluyor. Evet. Bundesliga'nın şampiyonları içerisinde ismi yazıyor adamın. Adamlar demiyor ya kardeşim o zaman o Avusturya takımıymış. Yani. Çünkü tarihi siz sonradan oynayarak değiştiremezsiniz. Ateş abi. Buna da cevap verdik. İddia 12. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Hüküme ve Türkiye Futbol Birinci Şampiyonları'nın Türkiye Şampiyonu olarak kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Nerede açıklamış? Bir şey verilmiş, ne derler ona, mecliste soru önergesi verilmiş. Orada birisi cevap vermiş. Onun ulusal dışında, değildir diyor, cevap önergesini de okudum. Ulusal değildir diyor, ona da soruyorum. Anlattık ulusal olduğunu. Sen diyorsun ki farz-ı mahal Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Spor Bakanlığı'na böyle bir önerge verildi ve reddoldu diyelim. Oldu. Ne yapacağız? Ya doğruyu bir daha söylemeyecek miyiz? Yani farz-ı mahal böyle oldu. Yani o mahkemeler, o şeyler, tahkim kurulları, onlar bunlar ne kararlar verdiler? Gerçeği söylemeyecek miyiz? Yani diyor ki aslında Cengiz. Ya biz bir kere kandırdık kardeşim. Bir daha aynen böyle bu düzen bozulmasın diyor Ateş abi. Bu düzeni bozmayın diyor. Aman karıştırmayın diyor. 63 senedir neredeydiniz diyor. Hiç konuşmayacağız dedi. Kaç saattir konuşuyoruz. Konuşacağız. Ben konuşmaya geldim. Çünkü hiç kimse bu kadar detaylı bilmiyor. Ben de hiç bilmiyor. Konuşmayacağım dedim. Konuştum. Evet. Evet. Ama senin konun aslında. Senin siz beni provoke ettiniz. İddia 13. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün talebinin kabul edilmesi halinde idarenin
Öngörülülüğü ilkesi zedelenecektir. Bunu anlayamadım da alakası olmayan bir konuda. Anlamaya da kafanı yorma. Hiçbir şey zedelenmeyecektir. Türkiye futbol tarihi doğru bir şekilde yazılacaktır. Ben sana bir başka şey söyleyeyim. Bitti 13 iddiası. Sayın Cengiz dedi ki bir de. Ya dedi 1923'den sonraki şampiyonlar sayılırsa dedi işi karıştırabilir birileri falan dedi. İngilizlere de kupa vermek, siyah çoraplılar da isteyebilir dedi. İngiliz takımları da vardı dedi. Onlar da yazmışlar. Siyah çorapların kupası. Ne zaman siyah çoraplar kupa kazanmış mesela birisi bana anlatsın da ben de o kupa verilsin verilmesin anlatayım. Yani laf ola beri gele laflar Ateş abi ya. Esas karıştırdığı konu var Bozkurt abi atlamayalım. Peki. Miladı karıştırıyor orada. Bakın miladı yani başlangıç noktamız çok değerli. İngiliz işgalinden kurtulup Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihtir başlangıç noktası. Aman Sayın Cengiz, o kadar değerli bir tarihtir ki Türkiye Futbol Federasyonu'nu Cumhuriyet kurulmadan kuruyoruz. Orada... Ve davamız, derdimiz üniter bir devlet. Aman miladı karıştırma. Orada İngilizlere falan vermeyeceğiz. General Harrington kupasına çünkü da kupa verelim falan diyor. Kurtuluşun tarihidir bu. Bir de Ateş abi şunu da söyleyelim. Son 5 dakikamıza giriyoruz. Her kulübün kendi değerleri var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Karşıyaka'nın, Altay'ın, Ankara Gücü'nün, Bursaspor'un değerleri var, tarihi var. Hepsi de kendi içerisinde kendi kıymeti tabii var. Taraftarı için, sevenleri için. Galatasaray'ın da var. Tabii Galatasaray'da saydım. Bunlara lütfen kimse dil uzatmaya kalkmasın. Yani General Harrington kupasına falan onda kupa vereceğiz mi falan diye bunlar espri konusu olmaz. Espri konusu olmaz. Yani ben burada utandım. 13 tane iddia var. 13'te yani Mustafa Cengiz bunları bilmeyebilir. Nasıl eline tutuşturdular bunları lütfen okuyun dediler. Anlamadım. 4 tanesi falan ayrı mükerrer. En laf kalabalıkları. Kritik noktası abi başlangıcı karıştırmasın. Yani bence bunu işi çözecek olan insanlar da miladı karıştırmasın. İngilizlere falan kupa vermeyeceğiz. Cumhuriyetin başlangıç olduğunu unutmasınlar. Bu işe öncülük eden insanlar da Cumhuriyeti kuranlar. 1959 öncesini inkar etmek Cumhuriyeti inkar etmektir Ateş abi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun logosunda gururla 1923 yazar. İlk başkanımız Ali Sami Yen'dir der. İşte Yusuf Ziya Ünüş'tür der. Baştan sona ilk milli maçımız Romanya ile oynanmıştır. Cumhuriyet kurulmadan 3 gün önce. 3 gün önce. Bunlar hepsi yazılır. Şampiyonluklar 59'dan başlar. Onun için 59 öncesini inkar, cumhuriyeti inkardır. Aman bu tuzaklara kimse kendi girmesin, düşmesin. Kendi tarihini inkardır. Diyelim. Tamam. Hemen Euroleague'e girelim. Euroleague'de biz sizle bir hesap kitap yapmıştık. Demiştik ki 18 galibiyeti alan buraya güle oynaya girer demiştik. Allah'tan bizi bu işin başına getirmiyorlar. Allah'tan. Allah yandıydık. Şimdi 18 galibiyet hatta 19, yani 18 galibiyet bilmiyorum. Belki şey olacak son maçlara göre de... Baştaki takımlar sizin dediğiniz gibi az önce konuşmuştuk kopup gitmedi. Aşağıdaki takımlar sürpriz galibiyetler almadı. Fenerbahçe'nin de 3 tane maçı kaldı. Şimdi 3 tane maçı kaldı. Biz hesapta yanıldık. Yanılmamızın temel nedeni 5-10 senelik istatistiklere bakmıştık. Oradan yanıldık. Bu sene lig kopmadı. Öndeki üst tarafta eskiden Ceska, Fenerbahçe ve Real Madrid kopup giderlerdi ve arada fark açılırdı. Şu anda ilk 8 takım arasında girmeyi garantileyen bir tek Barcelona var. Yani 7 takımın da durumu belli değil. İnanılmaz güzel çekişmeli bir şey oluyor. Bizim takımımız da ne yapıyor? Acaba girer mi? Çok zor, kötü bir başlangıç yap. Derken şu an ilk 4'e girmeyi zorluyoruz. Ama playoff'a bile giremeyebiliriz Allah korusun kötü sonuç olursak. Fakat güzel bir galibiyet aldık. Olympiakos'a karşı. Uzunlarımızın pasör özellikleri biraz daha ortaya çıktı. Kaldı ki en şutör kısalarımız çok az yüzdeli attılar. Dekola'da şeyde. Ama sanki Veseli iddiaya girmiş sene sonunda Dekola'ya hangimiz daha fazla asist yapacağız diye. Hani kazanan kaybeden öbürünü yemeğe götürsün gibi o kadar etkili oynadı. Başka bir oyun kurucu gibi oynuyor. Yani öyle böyle değil. Bu sefer topu ribaundu aldı. Ortaya girdi, asist de yaptı, tamam dedik. Yani Canavan'ın aslında oyun kurucu olmak istiyormuş. Yani çocukluk hayali bence. Boyu fazla uzamış yoksa kısa kalsa gard olarak belki hayalleri aynen olmuş. Aynen öyleymiş yani. Çok arzu ederek yapıyor. Çok keyifli oynuyorlar. Şimdi 3 maçımız kaldı. Evet. 3 maçımız kaldı. Çok önemli 3 maç. Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid. Real Madrid. Buradan güzel bir sonuçla çıkacağız. Her alacağımız galibiyet sıralamadaki yerimizi değiştirecek ama bir heyecan kasırgası esecek. O kesin. Kesin.
Ligde de Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Bitime evet. az kaldı. Ligde de düşme potasında çok ilginç mücadele var. Galatasaray onun yani son iki takımın bir üstünde ama son iki takım kimdi? Fethiye Belediye galiba. Fethiye ile Orman Spor. Evet, onların Orman durumları Spor. İkişer galibiyet Galatasaray öne geçti. Çünkü son maçını Fenerbahçe ile oynayacak. Yani çok acayip bir yere gidebiliyordu. Sana ben bir kare şey yapayım mı? Madem açtın orayı. Hakemimiz, önemli bir hakemimiz Galatasaray maçında durdurdu maçı. Çıktı tribüne. İzah etti. Sayın Albayrak'la, Sayın Cengiz'e bu kararı neden öyle verdiğini izah etti. Ben ilk defa rastlıyorum. Yani genellikle... Ama öyle talep olmuştu. Fatih Hoca da neye sarı kart geldiğini gel buraya anlat dedi. Biliyorsunuz ceza aldı. Adalet teracisi koydu. Değil mi? O da izah etti Emin Moğol koçta. Emin Moğol koçtu galiba değil mi? Emin Moğol koçtu galiba. İzah etti. Olabilir maçtan sonra izah maçtan edebilirsiniz. Maçtan sonra olursa daha iyi olur. Biz çünkü maçı seyretmek istiyoruz. Evet. Ya vakti azaldı galiba değil mi? Bitiyor azaldı. Galiba. Bir şey söyleyeyim size topu vereyim. Tamam. Vaktimiz bitmiş ama bizim programımız bugün 29 Mart'ta yayınlanıyor. Bu ay bitene kadar Fenerbahçe Kulübü'nün üyeleri aidatlarını ödemeyi unutanlar varsa, son güne bırakanlar varsa onu ödesinler diye bir hatırlatma yapayım. Son sözü size vereyim. Öyle kapatalım. Milli takımımızın bu güzel zaferine leke veya küçük bir grilik kalmasın diye söylemedim ama şimdi şunu söylemek zorundayım. İlk iki maçımızda Hollanda ve Fransa maçımızda, Fransa diyorum, Norveç maçımızda topu rakibe verdik. Ayıp değildir, günah değildir, bir taktiktir. Bunu Türkiye böyle karşıladı, bir taktik olarak karşıladı. Erol Hoca'nın da topu rakibe verdiği zamanki nasıl karşıladığını bir köşeye koyup ayırmak, bakış açılarımızda ikiyüzlü olmamamız gerekiyor. Şimdi Letonya maçımız var, bu sefer top bizde oynayacağız. Daha değişiktir, daha zordur, daha hakim oynayacağız ve inanıyorum ki top bizde de iyi oynayacaktır. Çünkü çok iyi bir oyun disiplini var bu takımın diyorum. Bir söyleyeceğim şey daha var Bozkurt abi. Buyurun. Yeşil Yurt voleybol takımını da tebrik ediyorum. Kupa Yeşil kazandılar. Yurt, evet. Avrupa'nın Challenge Kupası'nı kazandılar voleybolda. Üçüncü kupa kupadır. Evet, üçüncü kupa. Üçüncü kupadır, çok değerlidir, ağırlıklı yerli oyunculardır. Üçüncü kupaya ben ayrıca değer veririm. Çünkü bir transferin paranın değil de altyapıların göstergesidir. Hangi ülke altyapısına doğru düzgün yatırım yapıyorsa, orada o branş iyi oynanıyorsa üçüncü kupayı o alır. Biz üçüncü kupaya abone olmuş bir ülkeyiz. Kadınlar voleyboldan bahsediyorum. Bursa'yla aldık, Aydın'la aldık. Şimdi Yeşilyurt Kulübü aldı. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kadınlarımızın özellikle voleybol sporundaki başarıları diyorum. Bir de ne diyeyim, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak da zor susmanın daha kolay olduğu dönemlerde konuşan yönetim kurulumu da tebrik ediyorum. Ben de size yürekten katılıyorum. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bizi izleyen dinleyen herkese sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın.